Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle: Kur'an'ın bir benzerinin getirilemediğini nereden bileceğiz? Tabii Kur'an-ı Kerim 1400 küsür yıl önce o günün müşrikleri, o günün Kur'an karşısındakileri olmak üzere bugüne kadar gelen bütün muannitlere, İslam düşmanlarına meydan okumuş. Eğer bu Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğu konusunda bir şüpheniz, bir tereddüdünüz varsa ve eğer bu Kur'an'ın bir insan sözü olduğu konusunda bir iddianız varsa, ki öyle iddia ediyorlar, o zaman haydi siz de bunun bir benzerini getirin diye Kur'an o gün meydan okumuş. Acaba tarihte bugüne kadar Kur'an'a böyle bu meydan okumasına karşı ona Kur'an'ın bir benzeri bir parça yapılabilmiş mi? Nereden bilir? Belki de yapılmıştır, bize söylenmiyordur şeklinde böyle iddialar ve bazı düşünceler söz konusu. Bir defa Kur'an-ı Kerim'in bu meydan okumasına karşı haysiyeti, şerefi, namusu, hayatı, malı, mülkü, evladu, iyalı tehlikede olan insanların mutlaka teşebbüs etmeleri gerekiyordu. Eğer bir teşebbüs söz konusu olsaydı mutlaka bu gerçekleşecekti ve bu teşebbüslerini hayata dökeceklerdi. Çünkü Kur'an onları hem dünyada rezil rüsvay olmakla hem ahirette cehenneme girmekle tehdit ediyor ve onların haysiyetlerine, gururlarına ve şereflerine dokunuyordu. Eğer varsa bir haysiyetiniz, şerefiniz, haydi Kur'an'ın bir benzerini getirin diye onlara böyle meydan okuyordu. Bu meydan okuma karşısında o insanların sessiz kalması mümkün değildi. Mutlaka teşebbüs mümkün olsaydı teşebbüs edeceklerdi. Eğer teşebbüs edilseydi mutlaka bunu gerçekleştirecek bir şey ortaya koyacaklardı. Çünkü insanların iç dünyasındaki şeylerin gerçekleşmesi ancak dış dünyada somut şeylerle mümkündür. Ben çok güçlüyüm diyen bir insanın o gücünü dışarıda göstermesi gerekiyor ki insanlar görsünler ve pehlivanları yıkarak bunu ispat etsin. Öyleyse ben eğer bu Kur'an'ın bir benzerini getirmeye teşebbüs ediyorum diyen birisi çıksaydı mutlaka teşebbüs edecekti ve teşebbüs etseydi ortaya bir şey koyacaktı. Çünkü İslam'ın aleyhinde tarihte ne olduysa kitaplarda mutlaka var. Eğer böyle bir şey teşebbüs olsaydı ve bu teşebbüs karşılığında ortaya bir şey konulabilseydi mutlaka bunu kitaplara geçireceklerdi. Çünkü bu fikirleri kabul eden İslam düşmanları hem Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Mekke döneminde hem Medine döneminde hem de Peygamberimizin ahireti irtihar etmesinden sonra dünya üzerinde her zaman çokça olmuş ve hala oluyor ve olacak. Madem bu kadar İslam düşmanları var ve madem Kur'an'ın bu meydan okumasına karşı gelmek için canını, hayatını, malını, mülkünü feda edecek kadar düşmanlar var, öyleyse mutlaka bunu gerçekleştirmek için çalışacaklardı ve gerçekleştirselerdi mutlaka dünya tarihine geçecekti. Ama İslam tarihinde Müseylemetül Kezzab'ın yaptığı bir iki uydurmadan başka, ki kendisi de uydurduğu şeye şaşırmıştır, ondan başka böyle insanların gülüş duruma düştüğü bir iki olaydan başka İslam tarihinde, dünya tarihinde Kur'an'ın bir benzerini yapmak üzere hiçbir teşebbüs olmamış, olsa bile bu teşebbüsler gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini getirme konusunda İslam tarihinde, dünya tarihinde bir şey olsaydı mutlaka elimize geçecekti ve kitaplarda bu görülecekti. Çünkü İslam'ın aleyhinde yapılan bütün çalışmalar kitaplarda geçmektedir. Şimdi Kur'an-ı Kerim bunlara nasıl bir meydan okudu? Şimdi bu meydan okumanın Kur'an-ı Kerim'de geçen ayetlerini incelediğimizde 8 ayrı yol ile olduğunu görebilmekteyiz. Bunlardan birincisi, Kur'an-ı Kerim diyor ki: siz de Muhammed-ül Emin gibi ümmi, okuma yazma bilmeyen bir zat ile haydi onunla bir Kur'an'ın benzerini getiriniz. Çünkü Kur'an'ın gönderildiği zat ümmidir, Muhammed-ül Emin gibi okuma yazma bilmeyen bir zattır. Siz de buna benzeyen bir zatın eliyle haydi Kur'an'ın bir benzerini getiriniz diye Kur'an meydan okuyor. İkincisi, Haydi bunu yapamıyorsunuz diyelim. O zaman bu iddiayı yerine getirecek olan kişi okuma yazma bilen, alim ve ilim sahibi birisi olsun. Haydi bu da eğer getiremiyorsa, ki getiremiyor, o zaman bütün alimleriniz, şairleriniz, fasih ve beli konuşan ve yazarlarınız da toplansın. Hepsi bir araya gelsinler. Onlar Kur'an'ın bir benzerini yapsınlar. Haydi bunu da yapamayacaksınız. O zaman eskiden yazılmış eserleri de gelecekteki nesilleriniz de toplayın. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanından kıyamete kadar gelen bütün insanlar toplansınlar. Eskiler, yeniler, hepsi bütün bilgilerini, malumatlarını, belagatlarını, fesahatlarını, gayretlerini toplasınlar. Kur'an'ın bir benzerini getirsinler. Haydi onu da yapamıyorsunuz. Bir beşinci meydan okuma. O zaman Kur'an'ın tamamına değil de hiç olmazsa 10 suresine bir benzerini getiriniz. Haydi bunu da yapamıyorsunuz. Bari Kur'an'ın bu surelerinden hakiki olarak, doğru olarak değil de uydurma şeylerle bir benzerini getiriniz. Hikayeler, uydurma, hayali şeylerle. Gerçek olmasın yazdıklarınız. Onlardan da bir benzer, o da olmaz. O zaman hiç olmazsa uzun bir suresini, onu da getiremiyorsanız hiç olmazsa kısa bir suresini getirin diye Kur'an 1400 küsür yıldır meydan okuyor, meydan okumasına devam ediyor ama hala bir benzeri getirilmemiş, getirilemiyor ve getirilemeyecektir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in bir tek suresine, bir tek ayetine benzer getirmekle onlar haysiyet ve şereflerini koruyacaklar ve hayatlarını, mallarını, evlatlarını da feda etmekten kurtulacaklardı. Nitekim onlar harflerle, yazılarla Kur'an'ın bir benzerini getirmeye güçleri yetseydi, elbette harple, savaşla, kılıçla İslam'a karşı gelmeyeceklerdi. Kolay olan yolu değil de zor olan yolu tercih etmeleri gösteriyor ki onlar Kur'an'ın bir benzerini getiremediler, getiremiyorlar ve getiremeyeceklerdir. Dolayısıyla tarihte Kur'an'ın bir benzerinin getirildiğine dair ne bir haber, ne bir iddia ve ne de bir bilgi söz konusudur. Kur'an'ın bir benzeri getirilmemiştir ve getirilemeyecektir. Çünkü o Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamını ancak Allah gönderirse benzeri olur. Allah'ın kelamına hiçbir mahluk ona denk bir şey söyleyemez ve konuşamaz.